Merhabalar herkese, iyi günler. Umarım herkes iyidir. Ben bugün size bazı kullanışlı araç gereçlerden bahsediyor olacağım. Wikipedia'da kullanılan araç gereçler. Buradaki araçlar editlememiz, veriyi editlemede kullandığımız araçlar, Wikimedia platformu üzerinden yaptığımız. Şunu çok iyi biliyoruz ki çok Wiki projesinde birçok araç kullanılıyor zaten. Wikiversity'de ya da Wiki kaynakta kullanılıyor bunları vesaire. Ama bizim içeride kullandığımız bazı kendi araçları da var zaten. Onları kullanıyoruz. Ondan bahsedeyim. Bazı araçlar diğerlerini etkiliyor olabilir. Diğer projelerde de işin içine giriyor olabilir size. Onun için şimdi şunu göstereceğim. Çok güçlü olan bazı araçlardan bahsedeyim. Wikipedia üzerindeki Wiki veriyi kullanmada yardımcı olan şeylerden bahsedeyim. İlk konuşacağım araç şu. WE Framework isimde Wikiveriyi editlemekle alakalı Wikidata editörü framework şeklinde düşünebiliriz. Wikiveriyi eklemeden bile editleyebileceksiniz. Görebiliyorsunuz. İnsanlarla alakalı, kitaplarla alakalı, legal hareketler, kitaplar, filmler, her konuyla alakalı yazdığımızda görüyoruz. Her wiki projesinde, her wiki platformunda yazabilirsiniz. Küçücük bir kodla beraber bunu wiki metadata da kullanabiliyorsunuz. Burada bütün wiki projelerinde de var zaten bu. Küçük bir demo yapalım. Buradaki linkleri görebileceksiniz. Ben bu sunumu zaten paylaşacağım sizlerle. Ana sayfayı açıyorum şu an. Şu an Rusya Wikiverisini açtım. Wikipedia'sını açtım. Burada bir küçük dokümantasyon var. Gördüğünüz gibi nasıl içeri aldığını, bilgileri nasıl eriştiğini görebileceğiniz bilgiler mevcut. Gördüğünüz gibi burada bir başlangıç var. Siz kendinize her bir giride, wiki girişinde nasıl yardımcı olabileceğinizi, nasıl işinizi kolaylaştırabileceğinizi görebileceğiniz bir yazı var. Görüyorsunuz bu başlık. Giriş yapmadığım için bana error veriyor. Evet, bu benim genel kullanımım. Gördüğünüz gibi bir edit kullanıyorum. WE Framework'ü gördüğünüz gibi kullanmışım. Burada hemen bunu kullandığınızda sizin kullanıcı sayfanızı hemen değiştiriyor. Bu kodunuz varsa eğer Wikiveri'yi her Wikipedia sayfasında değiştirebiliyor olabileceksiniz. Q numarasını, ismini yazmadan bile yapabileceksiniz. Bunu size bir göstereyim. Örneğin şimdi bir makale ile ilgili sayfa açtım. Mesela burada bir sol tarafta bir kutucuk olacak, görüyorsunuz. Orada linkleri görebileceksiniz. Burada. Editleme sayfası görüyorsunuz. Editleme sütunu var. Burada konumuzu seçmemiz lazım. Bize burada otomatik olarak konuya en yakın olanları gösteriyor gördüğünüz gibi. Bir sayfa açtım. Bir filmle alakalı bir sayfa açtım gördüğünüz gibi. Ve otomatik olarak sol tarafta film sayfasını açtı bana. Film kategorilerini gösteriyor. O başlıkları da değiştirebiliyorsunuz bu durumda. I'm using the old
Ben eski Wikipedia durumunu görüyorum. 2010 yılında muhtemelen geliştirilmişti. Onun için birazcık yaşlı görünüyor gördüğünüz gibi. Eğer buradaki film şıkkına tıkladığınızda bütün veril değerlerini görebilirsiniz. Onları gösterebilirsiniz. Çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela bunlardan birini değiştireceğim ve başka bir şey yazacağım. Kendi manuel olarak kendim değiştireceğim onu. Şimdi sileceğim ve yenisini ekleyeceğim. Azerbaycan dilinde yazılan o şeyi hemen siliyorum ve birazdan yükleyeceğim. Evet. Silmek isteyip istemediğimi tekrardan soruyor bana ve ben evet işaretliyorum. Ve kaydediyor Wikidata'da, Wikiveri'de. Wikiveri'ye bakalım burada hemen. Geçmişe baktığınızda başlığı nasıl değiştirildiğini de görebileceksiniz. Aracı size gösteriyor da olacak zaten. Mesela şunu gösteriyor. Güncellenmiş bilgi şu sayfada, şu Azerbaycan sayfasında değiştirilmiştir. Alt başlığa tıklıyorum. Buradaki sonuçları bir kıyaslayalım bakalım. Tekrardan editleyebilirim. Bu sadece ufak bir demo yapmak için de size. Evet, burada tekrardan değerleri görebiliyorsunuz ve orijini tekrardan buraya yazıyorum. Yani ismini, Q numarasını ve tekrardan kaydete bastığınızda onu güncelliyor. Gördüğünüz gibi bu aracı kullanarak bir sürü şeyleri değiştirebilirsiniz. Buradaki kimlik numaralarını değiştirebilirsiniz. Tanımlayıcıları değiştirebilirsiniz. Alt başlıklar ekleyebilirsiniz. Başka tanımlayıcılar yükleyebilirsiniz. Gerçekten çok yardımcı bir araç bu. İşimizi kolaylaştırır. Kendiniz için de yükleyebilirsiniz. Ya da kendi Wikipedia'nız için command.jk sayfasını açarak bütün herkes için de bunu erişimini sağlayabilirsiniz buradaki değişimleri. Bu bizim ilk aracımızdı, ilk gelişimizdi. Devam etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu konuda da çok yardımcı. Eğer yeni bir makale yazacaksan kendi dilinde, başka bir dilde hiç yazılmamış bir konuda bir şey yazacaksan da çok yardımcı oluyor. Bu araç aynı zamanda şuna da yardımcı oluyor. Çünkü sen yeni bir başlık yazdığında bütün bilgilerle beraber size bu araç hangi alanların kullanılmadığını, hangi alanların yazılmadığını da gösterebiliyor bu gereç. Burada her hareket için gördüğünüz gibi başlık yok, her bir konuda yok. Burada gördüğünüz gibi film, insan, yazılım gibi yapıyor. Belki de tek sıkıntı budur ki bununla alakalı hala çalışmalar devam ediyor bu gereçlerle alakalı. En son sanırım Mart'ta bu konularla alakalı bir çalışma yapmıştım. Bu konuda epeyce aktif bir arkadaşımız var, onun için devam ediyor. Sizin sahip olmalıyım listenizde bu gereç olmalı, yapmalıyım listenizde olmalı. WE Framework ile ilgili konuştuk. Daha sonra Wikidata Infobox ile ilgili konuşacağım. Bilgi kutusuyla alakalı konuşuyorum. Bu gereç çok ilginç bir tane gerecimiz. Sadece Rus Wikiverisinde kullanılıyor ve Ermeni Wikiverisinde kullanılıyor ki ben bunu yanlışlıkla öğrendim ama ve aynı zamanda Azerbaycan Wikiverisinde de kullanılıyor ki başkasında da henüz görmedim. Sizin bilgiyi
info kutusunda kullanabilmenizi sağlıyor. Nasıl çalışıyor onu hemen size göstereyim. Aktive ediliyor. Wiki veri makalesi eğer konuyla alakalı bir wiki veri başlığıyla link bulursa, bağlantı bulursa o zaman aktive oluyor. Tamam mı? Eğer sizin konu başlığınız, makaleniz wiki veri tarafından desteklenmiyorsa o zaman bu gereç sizin için uygun değil. Aynı zamanda şu kadar akıllı, tanımlayıcıları görmek için çok akıllı bir gereç. Eğer mesela nüfusla alakalı bir alt başlık yazacağınız zaman tarihi de aynı zamanda dışarı çıkarabiliyor, bilgi dışına bilgiyi çıkarabiliyor. Hadi bu gereci bir deneyelim beraber ve detaylarını da öğreteceğim size kendi Wikipedia'nıza nasıl alabileceğinizi. İki makale birden açtım zaten, iki dakikacık önce, şurada otururken. Şablonda gördüğünüz gibi farklı renklerimiz var, görüyorsunuz. Bu alt başlık ya da bu içerik, bu yazı, Wikidata tarafından yaratılmamış, Wikiveri tarafından. Siz ona iki kere tıklıyorsunuz ve size otomatik olarak değeri Wikiveri başlığına otomatik olarak sizi gönderiyor. Ve buradaki yeşil şey de şunu gösteriyor aslında. Sizin yapabileceğiniz ekstra alakayı gösterebilecek. İki kere tıkladığınızda şunu yüklüyor size. Size şunu soracak. Bu bilgiyi Wikiveri'den alınıp alınmadığını gösteriyor olacak, soruyor olacak. Şuna tıklıyorum. Dışarı aktar kısmına tercüme et yapıyorum. Uluslararasılaştırma sayfasında bunu görebiliyorum. İhraç et kısmında, yani dışarı aktar kısmına tıklıyorum. Buradaki değer dışarı aktarıldı ve Wikiveri'ye başarılı bir şekilde aktarıldı. Şuna bir bakalım hemen. Tamam. Wikiveri'deyken değerin dışarı aktarılmadığını hemen burada görebilirim. Mesela geçmişe bakıyorum ve gördüğünüz gibi bir etiket gösteriyor. Hangi gereçle kullanıldığını şurada gösteriyorum. Ve aynı zamanda ben mi yarattım, kim yarattı onu gösteriyor. Alt başlıktan bahsediyor. Ve başka bir ilginç bilgi de şu. Referansları da dışarı aktarabilir. Hangi Wikipedia'sından dışarı aktarıldığını da gösteriyor. Görüntülemeleri karşılaştırdığında Azerbaycan Wikiverisini, Wikipedia'sını gösteriyor ve onun numarasını da gösteriyor. Gitmemiş çünkü ben zaten dışarı aktar yaptırmıştım. Peki sarı olan ne? Görebildiğiniz gibi buradaki başlığı görebildiğinizde, baktığınızda tek bir değer var orada zaten. Aynı zamanda eklenmiş başka bir şey de var ve bunu istediğiniz zaman dışarı aktar yapabiliyorsunuz. Tamam, şimdi gömülme tarihine bir bakıyorum. İstanbul'muş. Ama Wikipedia'mızda daha net yerler vardır. Onları değiştirebiliriz aslında. Bunu iki kere tıkladığımda
Bunu dışarı aktar yapabiliyorsunuz. Yeni mescidi görebiliyorsunuz. Mesela Valide Sultan Türbesi'ne tıklayabiliyorsunuz. Bunu dışarı aktar yaptığımda ikinci bir değer ekliyor olacak buna. Ve başarılı bir şekilde dışarı aktarıldı. Sayfayı yinele yaptığımızda şimdi İstanbul'u silebilirim. Artık kesin, net, spesifik bir yer olmadı. İstanbul büyük bir şehir değil mi? Gördüğünüz gibi İstanbul'u bu değeri, İstanbul değerini buradan elinizle yani manuel olarak silebilirsiniz ya da WF yapıp silebilirsiniz. Şimdi değeri dışarı aktardım. Üstüne bile basmadan, başlığına bile basmadan. Daha önce bahsettiğim gibi dışarı aktar da yapabiliyor. Diğer veri şekillerinde bunları ben dışarı aktar yapacağım. Tanımlayıcısı olan bir şeyi dışarı aktaracağım. Sahesi kısmını, yani yeri kısmını. Değişik bir sembolü var. Aşağı yukarı sembolü var. İki kere tıkladığınızda ona otomatik olarak şunu gösterecek size. Bu İspanyol adası kaç kilometre kareye sahip ve aşağı yukarı başka bir bilgi de veriyor ölçüsüyle alakalı. Bir tanımlayıcı ekliyor gördüğünüz gibi. Tamam. Şuraya baktığımızda bölge kısmına neyi dışarı aktardı? Azerbaycan Wiki verisinde aşağı yukarı işareti değil mi? Onun üzerine ekledi. Şuradan çıkarım yapabilirsiniz. Bu gereç konusunda en azından çıkarım yapabilirsiniz. Bunu indirmenize yardımcı olabilirim. Çünkü modülleri eklemeniz gerekebilir. Şablonları, Wiki veri sistemindeki şablonlara göre indirmeniz gerekebilir filan. Sunuma şöyle bir devam edeyim. Buradaki sunumumda küçük bir sunumum var zaten. Genel olarak pratik yapmamızla alakalı. Bir de aktivasyon diye bir gelişimiz var. Kendi yerel Wikipedia'nızı da ekleyebilirsiniz. Buradaki kodu kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ve buradaki çeviriyi de ekleyebilirsiniz. Wikimedia Commons kısmında bulunuyor zaten bu. Wikipedia'daki Putnik isimli geliştirici kişi, developer kişinin sayesinde oldu bu. Onunla iletişime geçtiğinizde en azından kendi yerel dilinizde bulabileceksinizdir. Sonra sizin kendi şablonlarınızı eklemeniz lazım. Bunu ekledikten sonra bazı spesifik modülleri ekledikten sonra tabii ki size bu konuda yardımcı olabilirim. Ve buradaki alt başlıkları da belirlemeniz gerekiyor. Burada mesela bir şablon var. Genel bir şablon. Wikidata sisteminden bahsediyor. Wikiveri sisteminden. Gördüğünüz gibi başlık olarak ben burada doğum yerini seçtim. Ve burada değer olarak P19 olarak seçtim bunu. Doğum yeri alt başlığı da burada ya da değiştirebilirim bunu ve bazı modüller sayesinde bu aktive olacak. Zaten otomatik olarak modül sayesinde hızlıca dışarı aktarım yapabiliyor olacaksınız. Other must have dediğimiz şey de burada. Başka evet sahip olmalıyım dediğiniz gereçler. Yeni değil bunlar ama biraz bir uzantı bu. Google Chrome'a uzantı olarak görebilirsiniz. Wikipedia'da Wikiveri'yi görebiliyorsunuz. Onu açmadan da, Wikiveri başlığını açmadan da görebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi şu an göstermiyor ama bunu Google'layacağım. Okay.
Google Chrome açtım. Burada araştırı yapıyorum. Wikidata'yı araştırı yapıyorum. Evet. İkinci uzantıyı ekleyebilirsiniz. Chrome'a tıklıyorsunuz. Sadece iki tane görüntüleme var. Görüyorsunuz, yorum var. Ama çok kullanışlı bir şey aslında. Şimdi sizin arayıcınızda o eklenmiş olarak görünüyor. Sıradan bir sayfa açalım. Hemen random bir sayfa, rastgele bir sayfa açalım. Ha, tamam. Görebildiğiniz gibi bu buradaki görüntü bir değişti. Buna bir basalım. Tamam. X'e basalım. Benim computer, benim bilgisayar sistemim Rusça. Onun için Rus verisi, Rus Wikipedia'sını gösteriyor. Ama Wiki veriye tıkladığınızda görebilirsiniz Wiki veriyi. Tamam. Burada birçok şey kullanabilirsiniz. Mesela bir durumu, bir içeriği görebilirsiniz. Çok muhteşem bir şekilde çalışmıyor ama diğer WEF framework'ü kullanmanızı tavsiye edebilirim size. Üçü de Rus birileri tarafından yapıldı. Size kesinlikle yardımcı olmada hazırım. Teşekkür ederim. Biraz küçük bir sunumdu. En azından kolaylık, evet, yararlı olmuştur. Eğer bir sorularınız yoksa cevaplamaya hazırım. Varsa sorularınız. Tamam, soru yok herhalde. Çok teşekkür. Bir soru var sanırım. Okay, thank you for the question. She asked whether to install the Wikificator gadget on Wikidata or not. Wikificator is a gadget which has been developed by Russians as well, right? Ruslar tarafından yapılmış bir koddu bu. Bazı bilgilerin düzeltilmesiyle alakalı bir kod bu. Wikiveri'de biliyorsunuz ki tekstler yok. Orada değerler var. Başka alt başlıklara sahip. Wikiveri'de kullanmak çok zor bu dediğiniz gereci. Ama kendi yerel şeyinizi isterseniz kullanabilirsiniz. JavaScript'te var bunlar. Belki istediğiniz şeyde en azından değiştirebilirsiniz. Bu çok alakalı değildi Wikiveri ile, onun için göstermedim o gerici. Teşekkür ederim.